Merhaba arkadaşlar. Bugün Sivas'tayım. Şimdi Sivas Havalimanı'na vardım. Heyecan verici bir tur bekliyor beni. Çünkü Sivas benim favori şehirlerimden bir tanesi. Türkiye'de en fazla göl bulunduran şehir. Bundan 2 sene önce Sivas gölleri ile alakalı Instagram'dan yaptığım paylaşımlar bir hayli beğenilmişti. Hatta şöyle şuraya bırakırım. Kızılçan Gölü ve Karagöl Ağ Gölleri. Sivas Canova Köyü'nün, Zara'ya bağlı Canova Köyü'nün gölleri paylaşımlarım çok beğenilmişti. Ondan sonra zaten bir hayli giden oldu. İl Turizm Müdürlüğü'nden iletişime geçtiler kullanmak için fotoğrafları. Bayağı popüler oldu o fotoğraflar. Ondan sonra benim Sivas'a birkaç defa daha seyahatim oldu. Sivas'ı çok sevdim ama pandemide bayağı bir süredir gelmiyordum. 8 aydır gelmiyordum. Şimdi tekrar geldiğim için çok mutluyum. 2 günlük bir turum olacak. Birinci gün Yıldız Dağı'na çıkacağım. Daha evvelden de geçen sene de çıkmıştım Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde. Ama bu sene bungalovlar yapılmış. O bungalovları deneyimlemek istiyorum. Yarınsa yine Zara göllerini ziyarete gideceğiz. Görebildiğimiz kadar zannediyorum 5 tane gölü göstereceğim sizlere. En favori göllerimi. Şimdi Sivas'a doğru inip Sivas lezzetleriyle turumuza başlayalım. Dakika 1 gol 1 güne kahvaltıyla başladım. Erhan'ı Instagram'dan takip edenler zaten tanıyor. Hep havalimanlarına karşılaşırdık. Bu sefer Sivas'ta evine misafir oldum. Yöresel yemeklerden zengin bir kahvaltı sağ olsun ikram etti. Şimdi yola devam edelim bakalım. Öğlen yemeği zamanı da az kaldı. Buradan direkt yemeğe bağlayacağız. Sivas'a bereketle geldim. Lapa lapa kar yağıyor. Bayağı iri hem de. Çok güzel kar yağıyor. Tam bahara girdik demiştim ama güzel bir sürpriz oldu bu. Sivas deyince tabii ki mutfakta baş köşede et var. Çünkü büyükbaş hayvancılığın son derece gelişmiş olduğu, belki en gelişmiş olduğu şehirlerimizden bir tanesi. Sivas'ta ilk akla gelen yiyecek köfte, ikincisi de döner. Dönerin meşhur olmasının sebebi has döner. Has döneri daha önceden de birkaç sefer gelmiştim ama bu şubesi ben önceki gelişlerimde açık değildi. Bu sefer büyük şubesini açmış, ona geldim. Dönerimizi yedik. Erhan ne diyorsun döner için? Döner çok güzeldi. Evet, döner çok güzeldi. Döner çok güzeldi. Şimdi bahsettiğim gibi Sivas'ta et ürünleri meşhur çünkü özellikle büyükbaş üretimi, hayvancılık çok fazla Sivas'ta. Çünkü tarım anlamından çok uygun değil toprak, evet, değil mi? Evet. Bundan dolayı geniş alanlar, geniş meralar olduğu için de yayılım hayvancılığına çok müsait. Yani buradaki hayvancılık, buradaki hayvan üretiminde besi değil, bir yere sıkıştırılıp hayvanlara yem verimi usulü değil, yayla. Meraya, yaylaya salarak onların kekikle çeşitli otları yiyerek beslenmeleriyle oluşan bir hayvancılık var. Bu da tabii ne oluyor? Etin tadına, lezzetine etkiliyor. Sivas bölgesinin özelliği, etlerin özelliği yaylım olduğundan dolayı yağ oranı düşüktür. Yani hayvanlar doğada gezdiğinden dolayı, kısıtlı bir alanda sürekli oturmadığından dolayı ve dışarıdan hazır besin, gıdalar, takviyeler verilmediğinden dolayı yağlanma daha az yapıyor. Daha fazla kas yapıyor. Evet. Bundan dolayı da Sivas'ın köftesi de az yağlıdır. Evet. Sivas'ın döneri de az yağlıdır. Evet. Sivas'ın kavurması da, pastırması da hepsi az yağlıdır. Kesinlikle. O yüzden diyet yapanlara, spor yapıp protein ağırlıklı beslenmek isteyenlere Sivas'ın etleri ve et ürünleri daha uygun. Lezzet açısından tabii ki değişebilir. Yani şu bir gerçek ki yağ ete lezzeti veren kısım. Dolayısıyla daha yağlı özellikle küçük başlarda, yani Sivas'ın Zara ilçesi tarafı özellikle küçük baş hayvancılık yapılan bölge. Bursa Balıkesir veya işte Konya Karaman koyunları, küçük başları bu tarafa göre daha lezzetli olabilir. O yüzden Sivas etleri bana uygun oluyor. Ben seviyorum. Has döneri yedik. Şimdi Starbucks'tan kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra ben Yıldız Dağı'na, yarın Erhan'la farklı maceralara gideceğiz. Farklı menü ve farklı maceralar var. Bakalım yarın kurtlarla dans. Kahve yerimizi aldık. Erhan benim yaklaşık 10 yıl oldu mu Erhan? 14. Yaklaşık 10 yıllık arkadaşım. Erhan Sivaslı. Sivaslı doğumlu. Hatta bu sokak doğumlu, bu cadde doğumlu. Evet. Sivas konusunda bana rehberlik anlamında çok yardımları oldu. 2 sene önce o Sivas Canova Köyü'nde bulduğum göllere söyleyen Erhan'dı. Özellikle sen, Kızılçan'ı sen söylemiştin değil mi? Kızılçan'ı söyledim. Ağa ve Karı'yı sen söylemiş miydin? Söyledim. Efendim söyledim. Şurada hatta fotoğrafını koyarım. O ara çok patlamıştı yani. Evet. Sivaslılar bile ya nerede burası neredeymiş demişlerdi. İç turizme ciddi katkımız oldu. Oldu yani, oldu. Turizm İl Müdürlüğü iletişim kurdu daha sonra. Sonra başka gidenler de oldu. Gerçekten muazzam bir yer. Yani Sivas gölleri itibariyle çok özel ama bunu bilen çok az. Çok az.
Sivas ama ülkemizin en fazla göl bulunan şehri. Yarın gölleri gezeceğiz. Erhan da gelecek. Geçen kış ikinci defa gittiğimde göllere şanslıydım. Kurtlar gelmemişti. Evet. Bakalım bu sefer de geçen sene kadar şanslı olabilecek miyiz? Kurtlarla dans edeceğiz. Yıldız Dağı'na doğru yolculuğa devam ediyorum. Kar şiddetini artırdı. Şuradan gözüktüğü üzere. Yerlerde tutmuş durumda. Ön camda çok ciddi bir buğulanma var. Alttan görebiliyorum sadece. Ve burayı bu arabanın gücü yetmiyor açmaya. Benzin ışığım yanıyor. Son 58 kilometre. Ve yol daha da fenalaşırsa bu araba da Egea çok da güven vermiyor bana. Bakalım inşallah kazasız belasız varırım Yıldız'dan. Yıldız'da benzinlik buldum çok şükür. Benzinimizi aldık. Şimdi Yıldız Dağı'na doğru çıkıyorum. 10 dakika sonra Yıldız Dağı'nda olurum. Yıldız Dağı'na çıkarken iki tane göl var. Bir tanesi Yıldız Köyü'nden hemen sonra şu an karşıda gördüğünüz yolun hemen yanındaki göl. Diğeri ise Yıldız Dağı'na çıktıktan sonra tesislerden, otelden hemen sonra bungalovlar tarafından yola devam edince dağın arka tarafındaki göl. Sivas Göller Şehri demiştim. Sadece Yıldız Dağı kayak tesisinin etrafında dahi iki tane ufak göl var bu şekilde. Otele geldim. Yenihan Otel. Zaten bir tane aktif otel var Yıldız Dağı'nda. Hem otel binası var hem de bungalovlar var. Ben bungalovlarda kalacağım. Benimle başka da kalan yokmuş zaten hafta içi. Mart'ın ortası bir numaralı bungalovu verdiler. Otelin içerisinden bungalova geçeceğim. Tam pansiyon otel. Öğle yemeğini tabii ki kaçırdım. Akşam yemeğini alacağım. Sabahta kahvaltı alacağım. Bugün pistler kapalıymış. Çünkü çok fazla rüzgar vardı. Yarın ne olacağı henüz belli değil. Onu yarın göreceğiz. Pistler bu şu tarafta. Şurada da buz pateni pisti varmış. Orada da otel konaklayanların 40 dakikalık bir hakkı varmış. Otelin arka tarafındaysa Yakpolu Barajı var. O tarafa doğru da drone uçurarak manzarasını size göstereceğim. Ben önceki sene geldiğimde bakmıştım. Kilidi açtım ama daha bungalovu gezmedim. İlk gezişi beraber yapalım istedim. Evet, girdiğimiz zaman bir oturma bölümü, mutfak. Hemen burada banyo var. Bu tarafta da bir merdivenli üst kat. Burada da 3 kişilik yatak odası. Hop. Buradan da pist manzarası, direkt pistleri görüyor. Şimdi otele geçip yemeğimi yiyeyim. Bungalovlarda tek kalan benim. 10 tane bungalov var. Şöyle gördüğünüz gibi. Tam pistin yanı ya. Bungalovların konumu şahane. Kesinlikle. Restoranda yemek şöyleymiş. Akşam yemeği dahil ama açık büfe değil. Alakart şeklinde. Yani seçenekler içerisinden tercih ediyorsunuz. Yemeğimi yedim. Şimdi otelde Şömineli Oda diye bir yer varmış. Oraya geldim. Çayımı burada içip ondan sonra bungalovuma çıkacağım. Ben yemekte mercimek çorbası, üzerine yarım Sivas köfte, yarım tavuk bonfile tercih ettim. Yani normal, sıradandı. Olağanüstü değildi. Çok daha iyi Sivas köfteler yemiştim. Üzerine de diyette olduğum için yarım porsiyon sütlü Nuriye yedim. Benim diyetim böyle. Şimdi odaya gidiyorum. Şöyle karanlığa doğru yürüyorum. Bungalovlar şu karanlıkta biraz ürkütücüymüş gece yürümek ya bungalovlara. Bir de kimse yok. 10 tane bungalov var. Sadece ben varım. Evet arkadaşlar, odama çekildim. Yeşil çayımı yaptım. Şimdi biraz otelden ve bungalovlardan
bahsetmek istiyorum. Fiyatlara öncelikle söyleyeyim. Otelde tek kişilik odalarda fiyatlar hafta içi ve hafta sonu olarak değişiyor. Tek kişilik odalarda hafta içi 350, hafta sonu 450. 2 kişi olarak kalırsanız kişi başı hafta içi 300, hafta sonu 400. 3 kişi kalırsanız kişi başı 250-350 olarak düşüyor. Bungalovlarda kişi başı yapmamışlar. İsterseniz tek kişi kalın, isterseniz 3 kişi kalın. Fix fiyat hafta içi 900, hafta sonu 1200. Bungalov eğer tek kişi kalacaksa çok pahalı. Yani biraz makul bir şey olmamış bence tek kişi, 2 kişi fiyatının farklı olması. Çünkü tam pansiyon. Yani sabah kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği fiyatın içerisine dahil. Ona rağmen ayırmamışlar fiyatı. Eğer 2 kişi kalacaksa bence makul. 3 kişi kalacaksa da fiyat çok uygun. Neye göre? Bir kayak merkezinde piste en yakın olan dağ oteli için. Dağ otellerinde sezon sadece yılda 4 ay gibi olduğundan dolayı şehir otellerine göre tabii bir 2 kat gibi fiyatlarının olması makul. Genel olarak kayak merkezleri otellerinin. Fiyatlar bu şekilde. Şu ana kadar gördüğüm bungalovun içerisi çok güzel. Yani içerisinde mutfağı var, geniş banyosu var. Üstte yataklar böyle şirin üçgen şeklinde. Hoşuma gitti. Peki bungalovlarda eksik olan şey yok mu? Bence var. Yani bu kadar fiyat alıyorsan ve bu kadar yerin varsa bence kesinlikle bungalovlarda şömine olması lazımdı. Çünkü karda şömine keyfi bambaşka. İkincisi, ben yemekten önce kombinin ısısını ayarlayamamışım. Yemekten geldikten sonra ayarlayabildim, arttırabildim. Yemekten geldiğimden beri 2 saat oldu. Kökledim kombiyi. 11 dereceydi. Şu anda ancak 17 dereceye çıktı. Ondan dolayı işte içime içlik giydim. Kapşonun altına uzun kollu giydim. Ama tabii ki belki 4-5 saat sonra 25 dereceleri, 24 dereceleri gelir ve makul olur. Şimdi yani normalde 20-23 derecede insan rahatlıkla uyur ama burada çok fazla yalıtımdan kaynaklı tabii ısı kayıpları var. Özellikle yukarıda hiç kalorifer yok. Buradan ısınan hava ancak gidiyor. Evet, ısınan hava yükselir ama o köşelerde de tabii ki ısı kaybı biraz olacak. Ondan dolayı 25 olursa ancak hani odanın soğuk yerleri 20 dereceye gelir diye düşünüyorum. Sıcaklığı ve diğer faktörleri sabah daha iyi değerlendiririm. Şimdi çayımı içeyim, biraz dinleneyim. Sabah belki de pistlerde görüşürüz. Eğer pistler açılmazsa buz pateninde görüşürüz. Çünkü şöyle bileklik verdiler. Otelde konaklayanlar 40 dakika buz pateninde kayabiliyorlarmış. Ben kaymayalı herhalde buzda 10-12 sene oldu. En son Dubai'de kaymıştım. Dubai'de bir ara iyi sarmıştık. Kayıyorduk haftada bir. Bir deneyeceğim bakalım. Snowboard'daki gibi patende de estetik düşebiliyor muyum? Yarın göreceğiz. Günaydın. Sabah drone'u uçurdum. Şimdi kahvaltıya doğru gidiyorum. Drone'u uçururken de bir ara baktım. Eyvah dedim, gitti. Uçtu gitti. Şöyle ilk kaldırdığım zaman bayağı bir sürüklendi. Sonra biraz durdu ama çok da uzağa gönderemedim. Kahvaltı tabağı şeklinde getiriyorlarmış. Şöyle bir tabak getirdiler. Ve çay. Sıcaklar da geliyormuş. Umarım bana yetecek kadar yumurta düşünmüşlerdir. Kahvaltıdan çıktım. Saat 9.30 oldu. Bekledim bu saate kadar pistlerin durumunu. Az önce pistlerden haber geldi. Maalesef şiddetli rüzgardan dolayı dediklerine göre saatte 50 km hızdaymış. Ondan dolayı öğlen 12'ye kadar pistler kapalı olacakmış. Esasında bungalovların konumu tam acemi pistinin üzerinde. O sebeple board ile
bungalovun hemen hemen içine kadar kaymayı düşünüyordum. Tam önündeki merdivenlere kadar. Değişik bir tecrübe olurdu. Bugünkü düşme hakkımı buz patenimde kullanmak istiyorum. Bakalım kaç sefer düşeceğim. Bakalım bordda mı daha estetik düşülüyor, patende mi? Şimdi buz patenine geldim ama biraz beklediğimden de ufak çıktı. Çok keyif vermeyecek. Ben burada vakit kaybedeceğime planıma sadık kalayım, göllere gideyim daha iyi. Gördüğüm en küçük pistlerden bir tanesiydi. Alışveriş merkezinin içerisindeki. Olabilecek en küçük pist kadar. Ama fiyatları da sordum. Yetişkin yarım saat 30 TL, öğrenci 20 TL'ymiş. Buraya gelip yapılır mı derseniz bence yapılmaz yani. Rüzgar iyicene arttırdı şiddetini. Hakikaten çok fazla rüzgar var. Zorlanıyor insan. Demin ben otelden çıkarken birisi otele geliyordu. Bir kızcağız tam üzerine sırtına çatıdan buzlar düştü. Acıdım biraz. Şimdi artık toparlanıp Zara'ya doğru göllere gidelim. Kar yağışı arttı. Ben de şimdi hazırlandım. Artık odadan çıkıyorum. Sivas'ta esas beni heyecanlandıran göl, Canova Köyü göllerine ve Hafik ve Zara ilçesi göllerine gideceğim. Genel olarak Yıldızlı Kayak Merkezi'ni değerlendirirsek odadan çok memnun kaldım, bungalovdan. Ama fiyatları hafta içi 900, hafta sonu 1200. Yani tek kişi kalacaksa tabii ki çok pahalı. 2 kişi olunca daha makul. 3 kişi olursa bence gayet uygun. 3 yetişkine kadar kalabiliyor ve tam pansiyon. Sabah kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri dahil. Pistin yanı başındasınız. Yani kayarak veya bordla tam bungalovun kapısına kadar gelmek mümkün. Bunu başka bir yerde, başka bir tesiste, merkeze ben gördüğümü hatırlamıyorum. Yani otelin kapısı pistin üzerinde olabilir ama odanın kapısı pistin üzerinde başka yerde hatırlamıyorum. O anlamda bu deneyimi yaşamak için bence verilebilecek bir rakam. Kayak merkezini değerlendirecek olursak, kayak merkezi çok küçük değil. Yani Elazığ, Saklıkent, Salda, Denizli kayak merkezleriyle kıyaslamam. Onlardan daha büyük ve daha keyifli, daha fazla tesis var. Yani kıyaslayacağım Davraz'dır. Davraz'la bence kafa kafayadır. Davraz'ın tabii ki lokasyon avantajı var. Antalya'ya ve çevre illere, merkezi illere daha kolay erişim olması anlamında. Şehir merkezine de daha yakın. Yarım saatte Isparta'dan gelinebiliyor. Buraya bir saatte Sivas merkezden gelinebiliyor. Ama burası da bir keyifli alternatif olarak düşünülebilir. Şimdi ben göllere doğru gidiyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz YouTube algoritmasının kanalımı başka insanlara da önermesi için lütfen beğeni tuşuna basın ve yorumlarda bulunun. Bir de şunu merak ediyorum. Sivaslı olup da daha evvelden bu bungalovları görmemiş olanlar, Yıldız Dağı'na gelmemiş olanlar kimler? Onları da yorumlarda yazarsanız merak ediyorum. Acaba Sivaslardan ne kadarı burayı biliyordu? Görüşmek üzere.